Herkese merhaba arkadaşlar, Geekoli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber hem ilk sezonun tamamını hem de sezon finalini bir konuşalım dedim. Bir toparlayalım bakalım. Nasıl bir diziydi Last of Us? Ayrıca ikinci sezondan da bilgiler var, onları da konuşacağız. Hemen başlayalım. Bölümü genel olarak değerlendirirsem ben memnun kaldım. Kısa olduğunu söyleyenler var ama bence kafiydi. Hani uzun olsa tamam olur, yine izlerdim. Zaten 10 dakika gibi geçiyor bütün bölümler. Ama sıkıntı yoktu benim için. Oyuna çok büyük bir oranda benziyordu bölüm zaten. Eklentiler önemli. En büyük eklenti. Ashley Johnson geldi. Ve ne kadar iyi bir kas seçimi o. Mesela Troy Baker çok umurumda olmamıştı benim. Çünkü hani çok önemli bir karakteri oynamıyordu. Ashley Johnson'ın oynadığı karakter Anna, yani Ellie'nin annesi, o kadar iyi seçim ki. Ashley Johnson'ın sahneleri benim dizideki en sevdiğim sekans olabilir. O kadar mutlu oldum ki, o kadar duygulandım ki. Sesini duymak bir hafif bir nostalji yaşattı bana yani. Ellie'nin de nasıl bağışıklık kazandığını öğrenmiş olduk. Annesi tam doğururken ısırılıyor. Ölümü falan hani bayağı üzücüydü, ben çok beğendim. Çok güzel bir eklenti olmuş bence. Onun dışında Joel'dan Ellie'ye bir gitar öğretme teklifi geldi. Onun da nereye gideceğini biliyoruz. Bunlar dışında %90 oyunla aynıydı galiba. Hani farklı bir şey hatırlamıyorum. Tabii ki de çekimler falan farklıydı da genel olarak hikaye akışı aynıydı. Zürafa sahnesi vardı. Çok güzeldi yine. Çok tatlıydı. Joel ve Ellie'nin aralarındaki muhabbetler zaten çok keyifli. Ve burada da Joel Sarah ile ilgili bayağı konuştu. Ki onu da bir kere daha görüyoruz. Oyundaki Joel'dan daha konuşmaya açık, daha duygularını belli eden Joel var dizide. Bunun dışında finaldeki karar tabii ki en önemli olay. Ve dizide oyundan daha çok şuna odaklandılar. Ellie mesela Sam'i de kurtarmaya çalışmıştı. Ellie bir tedavi bulunmasını istiyor. Yani hani kendisini de feda etmeye hazır bunun için. Bahsediyor ondan zaten. Yine de tabii ki de kıza bile haber vermeden ameliyata almaları bence de yanlış. Ama büyük ihtimal söyleselerdi kız okey olacaktı yine gibi geliyor bana. Ki zaten ikinci oyunda da buna daha detaylı girdiler. Biliyoruz cevabını aslında da neyse, onu boş ver. Şeye takılanlar çok olmuş. Joel'un bütün Firefly'ları öldürdüğü sahne çok kısaydı ve bence güzel verilmedi diye. Bence güzeldi ya. Yani oyundaki gibi 10-15 dakika çatışma sahnesi izleyeceğimize bence böyle güzel montaj şeklinde yapmaları daha iyi olmuş. Herkesi öldürdükten sonra Joel o ameliyathaneye girdiğinde aynı Walter White gibiydim yani. Yapma, yapma Joel, vurma doktoru diye izledim. Ha bu arada hemşirelerden birisini Laura Bailey oynamış. Laura Bailey de ikinci oyunda Abby'yi canlandıran kişi. Güzel küçük bir cameo olmuş. Farkındaysanız diziyi hızlı atladım, son bölümü. Çünkü konuşmak istediğim bir konu var bu bölümle ilgili ve ona geliyoruz yavaştan. Herkesi öldürdü. Aşağı indi Joel. Ellie'yi kurtardı. Marlene sonra diyor ki işte tedavi medavi falan işte. Götürme kızı falan filan. Sonra ne kadar bencilce bir karar verdiğini söylüyor Joel'un. Şimdi buna katılmayan çok fazla insan var. Ama arkadaşlar şunu anlamak lazım. Joel'un verdiği karar çok bencilce. Ben Joel'un verdiği kararı haksız demiyorum. Ben de Joel'un verdiği karar gibi aynı kararı verirdim. Ama bencilce olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tedavi bulma imkanı var diyorlar. Ellie de buna okey. Ve sen diyorsun ki hayır, Ellie ölmesin. Kendi çıkarını düşünüyorsun. Ya çıkar dediğim burada kötü anlamda da söylemiyorum. Artık kızı gibi bağ kurduğu birisini sen kurtarmak istiyorsun. Tamam anlıyorum evet ama. Bu bencilce olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sonra bir de gidip yalan söylüyorsun Ellie'ye. Ki Ellie inanmıyor gibi dizinin finalinde de görüyoruz ki. Bu konuda bilmiyorum. Ben ne kadar Joel'u hala sevsem de orada verdiği kararın bencilce olduğunu kabul etmek lazım gibi düşünüyorum. Joel bir kahraman değil videomda da bunu anlatmaya çalışıyordum ben aslında. Çok fazla yorum geliyor şu an zaten. Dizi popüler olduğu için. Biz yine de Joel'u seviyoruz falan diye. Ben de seviyorum ya. Sevmiyorum demedim ki. Kahraman değil diye anlatmaya çalışmıştım. Çok basit örnek vereyim. Joel'un ilk oyunun sonunda ve işte bu bölümün sonunda verdiği karar. Bir de şunu düşünelim. Kahraman dediğimiz karakter nasıl bir karar verirdi? Marvel Spider-Man oyunundan biraz spoiler vereceğim şimdi. Marvel Spider-Man oyununun sonunda Peter çok zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Bir anti serum var. May Alas'ı ölmek üzere. May Alas'a verirse May Alas kurtulacak. Ama ne olacak? Anti serumdan yeni anti serumlar üretemeyecekler. Bu yüzden hastalığa tedavi üretmek çok daha fazla uzun süre alacak. Ve bir sürü insan ölmüş olacak bunun yüzünden. Ve Peter yani Spider-Man burada verilmesi gereken en zor kararı veriyor. Aslında doğru karar o evet. Ama işte bencilliğini bir kenara bırakabilmek kahraman olmalı sağlıyor. Ve May Hala'ya vermiyor antiserumu. Tedavi üretilsin diye doktorlara veriyor. Sonucunda ne oluyor? May Hala ölüyor ama insanlığı kurtarıyor. İşte aradaki fark bu. O yüzden herkes kahraman olamıyor. O yüzden zaten Joel'u çok seviyoruz. Bize çok benziyor çünkü. Hepimiz çünkü bir nebze benciliz. Neyse. Ayrıca finaldeki konuşma sahnesi bence oyunda daha iyiydi. Mimikler falan ben şey olarak daha çok beğendim. Ha bu arada oyunda daha iyi olan bir sahneyi de şöyle söyleyeyim. Marlene'i vurduktan sonra Joel yanına gidip Marlene o arada hani beni bırak ne olur hani gideyim falan diyor. Joel hayır onun peşinden gelirsin diyor ya. Orada bence oyundaki vurgu daha iyi. Dizideki biraz saçma geldi. Yani Pedro Pascal niye böyle bir tercihte bulunmuş bilmiyorum ama bence çok vurucu bir cümle olmasına rağmen niye böyle kuruyor o cümleyi anlamadım. Çünkü vurgusu çok
garipti bence. Oyundaki daha iyiydi kesinlikle. Onun dışında bence çok kaliteli bölümdü. Her şeyi de çok iyi işlemişti. Ve dediğim gibi Ashley Johnson. Ne kadar iyi ya. Evet, sezon finaliyle ilgili düşüncelerim bunlardı. Şimdi genel bir değerlendirme yaparsak da bence artık gelmiş geçmiş en iyi oyun uyarlaması olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ayrıca da iyi bir dizi. Sadece oyun uyarlaması açısından da bakmamıza gerek yok. Gerçekten çok kaliteli de bir dizi. Ki son bölümü en çok izlenen bölüm olmayı başardı. Hatta sezonun toplam izlenmesi House of the Dragon'da geçti. Yani iyi, iyi. Bunun dışında son olarak yeni sezonlardan bilgi geldi yapımcılardan. İkinci oyunun hikayesi tek sezonda işlenmeyeceği kesinleşti. Yani bu da demek ki dizi en az 3 sezon olacak. Nasıl işlenebileceğini tahmin ediyorsunuzdur siz de benim gibi 3 sezon olursa toplamda. Şimdi ama spoiler'a girmeyeceğim, o yüzden geçiyorum oraları. Evet, bu kadardı sanırım. Çok güzel bir diziydi. Gerçekten çok keyifliydi seyretmesi. En erken 2024 sonunda falan çıkacak bu dizinin yeni sezonu. Çok var daha. Nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum. Bakalım. Peki siz beğendiniz mi? Hem sezon finalini hem de genel olarak sezonu. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.